Dün olduğu gibi Jax geldi bu arada. Dün de yine İrelia'ya karşı Jax oynadığını görmüştük. Ve aslına bakarsak bu oyun ilerledikçe de Jax'in lane'e dönen bir eşleşme. Ama İrelia'nın karşısında değil, bu sefer Akali'nin karşısında oynayacaklar evet. Tabii. İrelia Qiyana'nın karşısında orta koridora gidecek bahsettiğimiz gibi. Bakalım 6. seviyeden itibaren açıkçası Akali hatta 6. seviyeden önce bile kule altı yapılabilecek bir eşleşme bu. Jax'a karşı saldırıyı kullandıktan sonra çok rahat bir şekilde düşürebilir Akali ve Rek'Sai ikilisi onu. Ve oyun ilerledikçe de tanklık ve kitle kontrol artı hasar kombinasyonları Wildcats'in kompozisyonunda sanki biraz daha fazla gibi. Ve Fenerbahçe'nin çok büyük zafiyetleri var kompozisyonun. Kitle kontrolleri çok az, ciddi anlamda az. Aşırı kırılganlar. Yani Jax bile çok dayanıklı oluyor olmasına rağmen Shojin'ımız rağmen sonra tamamen çok kırılganlar ve her Leon ultisi tuttuğunda birilerinin iki kişinin en az öldüğünü görme ihtimalimiz çok yüksek. Koridorda son bir takas. Bir kez daha sersemletti rakibine. Devam edecek mi acaba? Bu arada Köfte sıçramak durumunda kalıyor. Psycho Ferret geldi buraya doğru Blue'dan. Agresif bir oyun. Blue skor almak üzere. Son anda canını yeniledi Köfte ve tercih ettiği rune onu hayatta tutuyor. Psycho Ferret üst koridora yaklaşıyor. Bu arada Agurin hala bekliyor şalıda. 10-35'in üzerine doğru gitti. Sersemletme geldi. 10-35 burada düşmek üzere. Son anda bir sıçra. Son vuruş Luger'den geliyor. Bakalım Starscream skor için bekliyor burada. Karşı saldırısını kullanmasını bekliyor sanırım milyonları Starscream rakibinin. Ace'ini tam tutturabileceği pozisyonda bekliyor olabilir. Şimdi karşı saldırı geldi. Ace milyonları kullandı. Sıçrasıyla birlikte orada skor alıyor Starscream. Şimdi orta koridora bir baskın gelecek gibi. Psycho Ferret Blue'nun üzerine doğru gitti. Güzel bir ulti kullanım Blue'dan. Yalnız Blue yine de burada düşecek. Neredeyse alıyordu Psycho Ferret'i. Son anda canını yeniliyor. Yalnız buraya geldi gibi. Havaya savruldu Agurin. Son anda bir sıçra. Köfte dönüş skorunu almayı başaracak. Ve Psycho Ferret de çok erken bir dakikada orman eşyasını tamamladığı için rahat bir biçimde tek başına dağcılarını alıyor. Gelmemesi daha iyi olur. Evet. Yumumin. Bu arada Köfte ultiyi kullanıyor. Cüce'nin sıçrası olmadığını biliyor Cüce. Alamet kuleyi almaya çok yakın. Agurin şimdi kendini gösteriyor. Bu ışından kullanıldı yalnız. Işından burada İstanbul Wildcats tarafından geliyor. Kule altında karşı saldırısını kullandı. İki sıçra birden geldi ama burada Starscream devam edecek ve Starscream Cüce skorunu aldı. Agurin'in de üzerine devam ediyor. Onun üzerine de gitmeyi tercih etti. Çok az bir canı var Agurin'in ama daha fazlası gelmiyor burada. Seviyelik üstünlük. Üst koridorda Cüce yarı canını daha şimdiden kaybetti. Ultisini biraz erken kullandı sanki Starscream. Gitti. Devam edecek ki burada ve Starscream'den bir suikast daha. Yalnız peşinden gidiyor. Starscream'in üzerine doğru gidiyor orada. Bakalım devam edebilecek mi? Agurin kırmızı güçlendirmesi de var. Rakibini yalnız yakaladı burada skor almak üzere. Ve Agurin buraya kadar diyor. Önce kırmızı. Gözler tabii takımda Agurin'e döndü. Kuşatma düzenliyor. İstanbul Wildcats. İsabet dalgası biraz minyonlara hasar verdi ama temizlemek için yeterli olmadı şimdilik. Buraya düşmek üzere Psycho Ferret arka taraftan geldi. Hemen Luger orada sıçrasını kullanıyor. İkinlikle bırakılmış Psycho Ferret'in üzerine. Işından da geldi Starscream ve orta koridora doğru sinyaller gelmeye başladı İstanbul Wildcats tarafından. Bir sefer daha Luger'in arkasından oraya doğru yaklaşıyor Psycho Ferret. Havaya savurdu. Bu sefer Luger'in sıçrası yok. Draven'dan baltalar da geldi buraya. Mean'den sıçra ve 707 altının kule altında yakalanan bir isim var. O isim Agurin. Yalnız 10-35'in hasarı yetmeyecekti. Starscream tamamladı orayı. Fakat Blue'dan bir geri dönüş hasar. Cüce sıçrayla birlikte gelip sersemletti orayı. Güzel bir Qiyana ultisi ama hasar bu kadar. Daha fazlası yok gibi şimdilik. Wildcat 3. ejderi de alıyor. Koleksiyonlarına Okyanus ve dağcıların yanına Bulut ejderini de ekliyorlar ve sırada bir tane daha ejderi var. Şimdi üst koridorda Starscream için yoğunlaşmaya başladı 1907 Fenerbahçe oyuncuları. Yalnız Cüce skorunu almak üzere burada. Starscream Cüce'ye hasar yetecek mi? Yeterli olmadı. Ve son anda onu hayatta tutmayı başarıyor Nikola. Dışından geldi şimdi üst koridora savaş devam edecek. İsabet dalgası iyi geldi ama İrelia'dan harika bir ulti. Psycho Ferret 2 skor birden alınmasını sağladı orada. Yalnız bu kadar. Evet, İstanbul Wildcats de bir anda tetiği çekmek istiyor. Barona başladılar. Devam ediyorlar. Bir tane daha ejderleri var. Akın'ın buraya yakın orta koridor ışından kullanılıyor. Luger'den. Cüce taşınanını kullanmak durumunda kalabilir. Biraz uzak çünkü buraya. 4000'de şimdi Cüce taşınanını kullandı. Yalnız savaşma kararı geliyor ama isabet algısı bayağı basar verdi. Blue çok iyi girdi araya. Baron kimde kaldı? Baron da Blue'da kaldı. Burada 1907 Fenerbahçe çok önemli bir geri dönüş yapıyor. Ve 4 skor. Yan koridordaki bütün varlığı oradan kalktı. Şimdi kule altına denilecekler mi bakalım? Agurin yalnız çok riskli bir hamlede bulundu ama Agurin oradan çıkmayı başarıyor şimdilik derken. Draven ultisi skoru getiriyor. Burada Luger Psycho Ferret'i düşürmeyi başardı. Şimdi iyi bir Qiyana ultisi geldi orada ama devamı gelecek bakalım. 10-35'i de aldı Luger.
Orada bir gizemli atış daha, iki skor birden. Ve ikiye iki bir değişim izledik. Baron güçlendirmesiyle birlikte kuşatmayı sürdürecek gibi duruyor Fenerbahçe. Yoksa geri mi çıkacaklar? Köftenin gelişi biraz ürkütmüş olabilir onları. Köfte orada sersemletti Blue'yu. Blue hemen görünmezliğini kullanıyor. İrelinden güzel bir ütü. Blue'nun oradan çıkması biraz güç gibi. Blue düşecek burada. Buraya kadar altını. Köfteye gidiyor. Şimdi Luger'de kovalamaya devam ediyor Starsakrin ama daha fazla ilerlemeyecek. Hani Baron'la o kuleyi alıp Ejder'e dönüp belki de çok daha mantıklı bir şekilde devam edebilirlerdi ama. Şimdi koridordaki ikinci kuleyi almak üzere burada Luger. Yalnız Starsakrin yan taraftan gelince oradan çıkma kararı alıyor. Derken only 35 kapattı orayı. Luger çok kötü yakalandı burada ama. Güzel bir Mikael kullanımı Nikola'dan. Psycho Ferret orada devam ediyor Luger'in üzerine. Blue buraya yaklaştı. Luger hala düşmedi derken Starsakrin sıçrıyor ile birlikte gelip orada infaz ediyor Luger'i. Kovalamacı sürecek mi bakalım? Psycho Ferret devam etmiyor. Mean'den çok agresif bir sıçra. Agur'un istiyor orada Mean ama o nasıl bir yavaşlatma etkisi? Mean devam ediyor Agur'un üzerine. Bir yavaşlatma daha geldi. Blue'dan güzel bir hamle. Ve 3 kişilik sersemletmekte kontrol. Kovalamacıyı durdurdu derken alt koridorda Cüce Nimtor Kulesi'nin yarı canını almış. Biz buradaki savaşı izlerken savaş sürecek mi bakalım? Mean'den çok agresif oyun. Mean yakalandı burada. Mean düşmek üzere. Ve Mean skoru. Dikenlerle birlikte Agurin'e gidiyor. Blue devam edecek gibi görünüyor ama Leona'dan harika bir kitle kontrol. Köfte buraya doğru yaklaştı. Şimdi Agurin kaçmaya çalışıyor. Baron gelirken Nikola da düştü. İkinci skor. Üçüncü skor da gelecek. Luger yani yan taraftan rakibini biraz daha rahatsız edebilir ama Baron bitinin arkasına kalmayı tercih ediyor. Sıçrası yok. Pek fazla risk almak istemiyor da. 3000'de Baron. Baron bitmek üzere. Cüce orada karşı saldırısını kullandı. Hex sıçra geliyor burada Only 35'ten. Only 35 orada Luger'i yakaladı. Baron oldu bu arada Psycho Ferret tarafından. Saçar Tone kullanılıyor. Ve daha fazla ilerlemeyecek Wildcats oyuncuları. Bakalım bu süreyi ne kadar verimli kullanabilecek İstanbul Wildcats. Mean orta koridor kulesini kazandırmak istiyor takımına. Psycho Ferret de buraya geldi ve İstanbul Wildcats 5. kulesini aldı bu maçtaki. Güvenli bir şekilde üstüne dönüyor ve Psycho Ferret de takımına 5. ejderi kazandırıyor. Alt koridordaki ikinci kule düşmek üzere. Burayı savunamayacak 1907 Fenerbahçe. Alt koridordaki Nitor Kulesi'nin yarı canı gitti. 3 saniye kaldı güçlendirmenin bitmesine. Ve artık Baron güçlendirmesi yok. Burada Cüce savaşmak istedi. Rakibin üzerine doğru gitti. Arada kalan bir isim var. Cüce son anda bir sıçra kullandı orada ama araya çok iyi girdi. Kenadan kullanılan defansif ulti. Arada eriyen bir Blue var. Acaba maçı bitirmeye doğru mu ilerliyor burada İstanbul Valkes ve son vuruş geldi. Mean Agurin'i düşürüyor. 2 skor birden alıyor. Alt koridordaki hemen inhibitörü aldı İstanbul Wildcats. Burada Nexus kulelerine doğru odaklanıyorlar. Luger ve Cüce burayı savunabilecek mi Nikola ile beraber acaba? Canı çok azalmış durumda orada. Psycho Ferret az canlı ultiyi kullandı ve Cüce skorunu almayı başarıyor burada. Nexus kulesi düşmek üzere. İlk Nexus kulesi düştü. Gelen minyon dalgası ile birlikte devam edecek sanırım İstanbul Wildcats. Şöyle sürelere baktığımızda 20 saniye üzerinde Fenerbahçe oyuncularının geri dönüşü. Luger ve Nikola 4 kişiye karşı burayı savunmaya çalışıyor ama Psycho Ferret'ten kullanılan bir ulti. Luger burada kaçmaya çalışacak. Yalnız oyun bitecek ve İstanbul Wildcats 33 dakikada ikinci maçı kazanıp seride durumu 1-1'e getiriyor.